İdafe-i lafziye ile mudaf olan veya bu vasıf olan veya İdafe-i lafziye ile mudaf olan daha iyi. Çünkü vasfın her yerde idafesi lafzı değil. Onun için bilir mudaf, yani bu idafe-i lafziye ile mudaf olan isme elin bitişmesi mutafarun ne yapılır? Kabul edilir. Aslında bu mutafer kelimesi burada pek uygun değil. Çünkü mutafer veya ihtifar veya onun kökü olan gufran anormal bir şeyin tölere edilmesinde kullanılır. Halbuki idafe-i lafziye ile mudaf olanın elif lamlı olması anormal bir şeydir. Normalin ta kendisidir. Onun için mutefer kelimesi burada pek oturmuyor. Ancak şu düşünülse, yani idafe babı itibarıyla mudafta elif lamın gelmesi uygun olmadığından diye kullanılmışsa, bu da böyle dolambaçlı bir yorum. Yani bir cevap daha doğrusu. Evet. İşte elin idafe-i lafziye ile mudaf olan isme bitişmesi şu şart muhteferun tölere edilir. Yani caiz görülür ama bir şartla. Nusilet bir sani. Eğer ikinci, yani mudaf ileyhi de varsa. Mesela kel cadı şar. Mesela mudaf ileyhi şar da var. Onun için mudafta da gelebilir el cadı. Saçları kıvırcık demek. Ev billezi lehu udifethani. Veya mudaf ileyhinin idafe edildiği, yani mudaf ileyhinin mudaf ileyhisinde varsa yine mudafta gelebilir. Mesela Zeydünü Dâribu Ra'sil Cani, caninin düz başını vuran Zeyd. İşte Ad-Dârib mudaftır. Onda elif lam gelmiş. Çünkü mudaf ileyhi olan Ra'is de yoksa da onun mudaf ileyhisi olan El-Cani de vardır. Evet. Bu sual bir de mudafi idafeten lafziyeten. Bu idafi lafziye ile mudaf olan isme elin bitişmesi muhtafarın tölere edilir. En usilet el bithani eğer el ikinci isimle de mutasıl, yani ikinci isim üzerine dahil olmuşsa. Ey bir mudafi kelcadişah. Tabi nazmın sıkışmasından dolayı diyelim musannif böyle bir ifade kullanmış. Vavaslu elbiden mudafi musirat ve sani. Normalde eliflamın mudafta gelmesinin mudafu ileyhi de bulunmasına bağlı olması sadece müfretlerdedir. Tesniye ve cemilerde değil. Mesela Ad-dâriba Zeyd'in, Ad-dâribu Zeyd'in rahat diyebilirsiniz. Ama tabii nazım olunca biraz böyle her şeyi yani kayıt, bütün kayıtları rahatça vermek mümkün olmuyor. O bir. İkincisi ileride de şey istisna edilecek bundan tesniye ve cemaat. Ama her halükarda nazım olmasaydı burada bizel mudafi el müfredi dememiz gerekir. Yani idafe-i lafzı ile mudaf olup müfred olan mudafta. Çünkü tesniyede bu şart yok. Evet. Peki. İbrahim, bu idafeten lafziyeti niye mansub okuduk? Evet. Hocam temiz olabilir mi? Yok. Mefhur mutlak mı hocam? Mefhul mutlaktır. Hangi mefhul mutlaktır? Nevai. Evet. Peki. Ev billezi ev vasilet billezi ulehudu bisengin. Ay ev bima yahudu ileyhi veya şayet mudafu ileyhi damir ise
Damirin marcende de eliflamın olması, eliflamın mudafta, elin mudafta gelmesini caiz kılar. Tekrar ediyorum. Elin damir mudafiliği damir ise, tabi damir elge almaz. O damirin ait olduğu marcede elin bulunması, mudafta elin gelmesi için kafidir. Ebu'nun kebaf tesil ki İbn-i Malik tesilde bunu ilave etmiş. Ke marartu bi'd-daribi r-raculi ve şatimihi. Mesela daribu racilde problem yok. El hem mudafta var hem mudafileyi de. Eşşatimihi de eliflam hada yok. Ancak hanın marcayı olan r-racilde olduğu için yeterlidir. Ama ve mena'al müberridu hâzihi. Müberrid bu son şey marutu ve şatimihi men etmiş. Ve cevvezel ferra. Ferra idafetü ma fihi el ilel ma'arifi kulliha. Ferra içinde eliflam bulunan müştak vasf, yani vasfın müştakın bütün marifelere idafesinin caiz olduğunu söylemiştir. Kemese ad-dâribi kevud-dâribi zeydin, bu caizdir. Ama bi hilâfi ad-dâribi racunun, ad-dâribi racunun mudafileyi nekire olunca elin sadece mudafta olması caiz değildir. Evet. Vakadis, bir şeyde bir şey kafama takıldı da sorabilir miyim? Buyurun. Kezeyduni daribu ra'esil cani dedik yukarıda. Doğru. Ra'esil cani. Peki bu darib haber mi yapıyoruz, şey mi, sıfat mı yapıyoruz? Yo, şeydir, haber değil, haber yaparız burada çünkü şey haber yok. Yaparız da örnek benim istediğim de doğru, orası haber de. Şimdi bazı yerlerde geliyor, bakıyorsun ki eliflam takısı var, marifeye sıfat olmuş, halbuki oradaki elflam takısı şeydir, mevsuladır. Yani edat-ı tarif değil. Bu nasıl oluyor? Mesela ya aşağıda işte, gelecek de. El-câilîne min khayri ümmetin. Şimdi o şöyle. El kendisi sureten harftir. Ama hakikaten isimdir. Ve o isim de mevsul isimdir. Dolayısıyla marifedir. O yönüyle sıfat olabiliyor. Evet. Ben yukarıdakine dikkat etmedim, dedim orada sıfat olmuş, ondan orada sordum yoksa. Peki. وَقَدْ اِسْتَمَّلَهُ الْاِمَامُ الشَّافِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهِ فِي خُطْبَةِ رِسَالَةِ Yani El-Risale adlı Usul-ü Fıkhın ilk kitabı, ki biliyorsunuz Usul-ü Fıkhın kurucusu İmam Şafii'dir. Bazıları İmam Muhammed Eşşeybani olduğunu söyleyenler de var. Ama usul fıkh kurucusunun İmam Şafii olma yönündeki görüş daha ağır basıyor ve daha yaygındır. İşte bu Er-Risale'de İmam Elhamdülillahil ca'iline min hayri ümmetin uhricet linnas diyor. Bakınız el-ca'il nayene yapılmıştır, idafe edilmiştir diyor Ferra. Demek ki sahihtir ki İmam Şafii gibi dilde hüccet olan birisi kullanmıştır. Yani arkadaşlar unutmayın, İmam Şafii dilde hüccet olduğu için onu zikrediyorlar. Onun kelamını delil olarak zikrediyorlar. Evet. Ki Müberrid biliyorsunuz İmam Şafii'nin muasırıdır. Şey Ferra. Ferra İmam Şafii 204'te vefat etmiş Hicri. Ferra ise 207'de vefat etmiş. Dolayısıyla muasır sayılıyorlar. Ama İmam Şafii o dil melekesi çok farklıdır. Onun için delil olarak gösteriliyor. Evet. Tabii Darhan şöyle arkaya geriye dön. Arkaya mı hocam? Evet.
Evet. Çok mu zor oluyor? Peki neyse. Gecikiyor hocam. Ha. Gecikiyor, tamam. Şu ve cevvezel ferrâ idâfete mâ fîhî el ile el maârifi kulliha. Melek Şevket, sen bu cümlenin irabını yap. Arkadaşlar dinlesinler. Evet Seyda. Ve Cevvet. cevvezel ferra'u cevveze fiildir. El ferra'u faildir. İdafeten ma, idafetellezi, cevvezenin mef'uludur. Ma'ya izafe edilmiş. Ma muzafun eyleyhidir. Mevsuldur. Fihi el. Fihi diyebiliriz ki haberi mukaddemdir. El mübtedeyi muakhardır. Yahut da fihi direkt ma'nın sılasıdır. El faildir. Bu iki takdiri yapabiliriz burada. Zeydun indahu malunda olduğu gibi. Evet. Yani şöyle diyor. Fihi el i'rabında iki vece var diyor. Bir fihi caru mecu zarfı müstakar ele haberdir. El mübteda isim cümlesi sıladır. Veya fihi zarfı müstakar yine mevsule itimat edip el onun faalidir ve bu zarf cümlesi maya mevsul sıladır. Evet. İlel marifi وجوز الفراو إضافة ما فيه ال إضافة إلى المعارف معارف الجار مجرور إلى المعارف إضافة متعلقتر كل هذا تأكيدتر معارف için ها مضاف إليه وذلك كداري بك اي والله تشكرلر سو peki sayfayı değiştirdiler ha. وَكَوْنُهَا فِي الْوَصْفِ كَافِنِنْ وَقَعْ مُسَنَّا نَوْجَوَانْ سَب۪يلُ اُتَّمَا. İşte burası yukarıdan bir nevi istisna gibidir. Ki İbn-i Malik rahmetullah bu üslubu kullanıyor. Yani bir kural veriyor. O kuralın istisnasını istisna sıgası gibi illa siva ile falan yapmıyor. Müstakil bir cümleyle o kuralın istisnasını veriyor. Burada da yukarıda elin vas müştak olan mudafta gelmesinin şartlı olduğunu, onun şartının da mudafiliği de bulunması bunu söyledi. Bu bir nevi ondan istisnadır. Dür ve kevnuha ey elin fil vasfi. Elin sadece mudaf olan vasıfta olması ve vasıf olan mudafta olması kafi. O kafidir. Ama ne zaman in vaka musannan eğer tesni olarak gelirse namaratu bi'd-daribey zeydin ve daribey raculin iki örnek verdi şuna işaret etmek için mudafu ileyhinin nekiri ve marifeliğinde durumun değişmediğini göstermek için ev vaka cem'an veya o mudaf olan vasıf öyle bir ceme şeklinde gelmiş ki o ceme ittebaa sebilehu. O ceme müsennanın yolunu takip etmiş. Yani müsennanın yolunu takip eden ceme cem müzekeri salimdir. Hangi yönde yolunu takip ediyor? İrabının harflerle oluşu noktasında. Ve tabi nazmdan dolayı böyle bir çetrefilli ifade kullanmış. Yoksa evvaka cema salimin deseydi cema müzekkerin salimin daha açık ve net anlaşılırdı ama şeyden dolayı, nazımdan dolayı bunu demiştir. Evet, cema sebebi ise bir misin ettebe. Ki nasıl bir enkâne cema selamet. Bu bir enkâne cema selametin hasılı bil manayı tefsir ediyor. Yani o müsenne nasıl ceme yolunu takip etmiş? Cema müzekkerin salim olmakla. Ama spesifik olarak şuna işaret etseydi yani o mutabaatin
Asıl sebebi cemen tıpkı tesniye gibi İrabinin harf olmasıdır. O tebaat yolu aslında o, öyledir. Ama burada evvaka cemen sebebi bundan kast edilen yani o cemen cemen müzekiri salim olmasıdır. Tabi birkaç kez söyledik. Suyuti rahimeullah icazı çok önemsediği için ben kâne cema selametin demiş. Aslında cema selametin burada pek uygun değil. Çünkü cemi selamet deyince cemi müennes de giriyor. Fakat sebilehu tebaat karinesiyle biz bu cemi selametin müennes cemi salim olmayacağını hemen anlayabildiğimiz için Şarih Rahimullah böyle kısa mesafeden cema selametin diye ihtisarı tercih ederek beyan etmiştir. Namertu bid-daribi zeydin ve daribi racunun. Daribi zeydin, daribi racunun. Daribi zeyden mudaftır. Daribi racunun. Racune mudaftır. Aslında mesela ben şarihin yerinde olsaydım bu misali vermezdim. Çünkü tesniye ile ceme aynı formda gelmiştir. Özellikle öğrenciler için karışıklık nedeni olabilir. Mesela şöyle de bir örnek getirseydi. Ca'ad-daribu zeydin veya ad-daribu racunun deseydi çok daha iyi anlaşılmış olurdu. Evet. وربما اكسب ثاني اولا تانيثا كان لحذف موهلا diyor rubbama bazen tabi daha evvel de söylemiştik rubba hem taklil hem teksir için gelir bu yönüyle rubba afwan adzat lafızlardan biridir yani zıt anlamlara zıt manalara gelen kelime grubuna Arapçada adzat diyoruz onlardandır. Evet, siyakın karinesiyle hangi mananın olduğu anlaşılıyor. Taklil midir, teksir midir? Biz burada siyaktan taklil için olduğunu anlıyoruz. Ve rubbama ile birlikte evet. Geldiği için amelini iptal etmiştir. Ondan ötürü de fiil cümlesinin başına gelmiştir. Evet. Rubbama eksebe thanin evvela. Bazen diyor ikinci, senin ikinci. Yani mudafelihi. Evvela mudafe kazandırmıştır. Neyi kazandırmıştır? Te'nîfen ve tezkira. Bazı yerlerde mudaf ileyhi mudafa te'nisi bazı yerlerde tezkiri kazandırmıştır. Ama bir şartla. O şartla imkan el evvelu li hasfin muhala eğer mudaf hasf ehil ise yani mudafi hasf edip mudaf ileyhi ile ihtifa edebiliyorsanız o zaman o mudaf ileyhi efendime söyleyeyim mudafına ya tezkir veya te'nis kazandırabilir. Evet. Peki bu cümleye baban hiç burada mısın? Baban hiç yok mu? Halil hocam. Efendim hocam. Teberruken bu cümleyi bize Arabını söyle. Evet hocam. Bu Rubbama Rubbama yani beyti değil mi hocam? Evet. Rubbama harfi cerdir. May onun amelden şey yapmıştır. Eksebe fiil senin onun failidir. Evvelen mefuldur şeyde.
Tehniken temiz olabilir mi Zeyden? Tehniken ikinci meful yapacağız. İkinci meful değil mi? Evet. Evet. Sa'nın niye meksur görünüyor? Ya Rab'ı takdiri olduğu için değil mi? Evet. Çünkü evet, menkus bir isimdir. Aslı saniyündür. Evet. Nahu şunun gibi evet yani mudafın mudafı ile hiklikten şey kazandığı, tenis kazandığını örnek ve teşruku bil kavli lezî kad eza'tuhu. Evet. Veya kad eza'tuhu. O da olabilir. Kemâ şerikat sadrul kanâti mineddemi. Ve teşruku diyor sen parlıyorsun. Bil kavli lezî kad eza'tuhu. Senin yaymış olduğun iza'a yaymak. Hani bugün modern dönemde radyoya darul iza'a denir. Veya evet darul iza'a mesela denir. Dolayısıyla sen diyor yaydığın sözle parlıyorsun. Kema şerikat nasıl ki parlıyor. Sadrul kanati mızrağın başı önü neyle parlıyor? Mineddemi kandan parladığı gibi. İşte burada istişat nerededir? Oğuzhan. İstişat sadrul kanatidedir. Sadır müzekker olduğu halde ona isnat edilen fiil şerikat müennes olmuş. Çünkü sadır mudaf ileyhi olan kanattan tenisi kesbetmiştir. Evet. Sayfayı değiştir Üstad. فَاَكْسَبَ الْقَنَاتُ الْمُؤَنَّثُ diyor müennes olan kanat الصَّدْرَ الْمُذَكَّرَ müzekker olan sadra neyi kazandırmış? اَتْتَعْنِيثَ te'nisi kazandırmış لَمَّا اُضِيْفَ اِلَيْهِ وَيَا لِمَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ ona idafe edildiği için yani sadır kanata idafe edildiği için sadır kanattan ne yapmıştır? Müenneslik kazanmıştır. Evet. Ru'yetul fikri ma ye'ulu lehu'l emru mu'inun ala ictinabin tevani diyor. Ru'yetul fikri fikrin görmesi. Yani fikirden maksat burada mecazi mursal var arkadaşlar. Alaka mücavarettir. Veya alaka hal mahalde düşünülebilir. Yani fikirden maksat zihnin. Zihnin görmesi. Zihnin neyi görmesi? Çünkü insan zihniyle düşünüyor. Fikrediyor. Onun için of zihnin fiili olan fikir zihne isim olmuş. Ve mecaze mursal olmuş. Diyor zihnin görmesi. Neyi görmesi? Mâ ye'ûlu lehu'l emru. İşin varabileceği, gelecekte varabileceği sonuca varabileceği sonucu zihnin görmesi mu'inun ala ictinabi tevani tembellikten uzak durma noktasında yardımcı olur. Yani bir insan tembellik ettiği zaman onun sonu ne olacağını zihniyle görebiliyorsa o tembellikten vazgeçer. Ondan sonra yaptığı iş konusunda gayret neyse gayretini gösterir. Evet. Evet. Darham şey buna bir yarab ver.
Rüyat fikri bir mudaf mudaf nele? Muayyinun haber. Rüyat ne dedin? Mubtada. Ha, evet. Evet. Muayyinun haber. Evet. Ma ile başlayan cümle rüya mafhulü olabilir. Yani cümlede mi may mevsulü rüyetin mefhulüdür. Maslar faaline idafe edilmiş. Mefhul da mansub olmuş. Evet. Ve istişat arkadaşlar buradadır. Yani rüyetül fikri muayyinun. Rüyet müennestir. Müzekker olan fikre idafe edilince ondan müzekkerlik kazanmış. Bunu nereden biliyoruz? Muayyinuden biliyoruz. Eğer müzekkerlik kazanmasaydı muayyinetün demesi gerekirdi. Fe eksebel fikrul müzekkeru rü'yetel müennese. Bu müzekker olan fikir lafzı rü'yet müennes olan rü'yet lafzına et tezkire. Evet, tezkiri kazandırmış. Ne zaman lima udife ileyhi ona idafe edildiği için ve alemma udife ileyhi. Ve kharaca bi kavli imkâne lehâfin muhela. Bununla çıktı ne? Maalesef ehlen lehu. Ona ehil olmayan. Ehil olmayan. Yani hasfe elverişli olmayan. O durumlarda mudaf, mudaf ileyhiden müzekkerlik ve müenneslik kazanmaz. Yani nasıl bi en yehtellel kelamu lev hudife. Yani o mudafi hasfettiğinizde kelamın düzeni bozuluyorsa anlam yönünden o zaman felâ yüksibuhu mâ zekara mâ zükira o zikir edilen tezkir ve te'nisi mudafu ileyhi mudafa kazandırmaz. Mesela kâme ulamu hindin ve kâmet imra'atu zeydin. Burada siz hindin gulâmenin kıyamına hükmetmek istiyorsunuz. Anlatmak istediğiniz odur. Dolayısıyla siz burada gulamı kaldırırsanız o zaman siz hindim kıyamını haber vermiş olursunuz. Gulaminkini değil. Dolayısıyla bozuluyor. Kâmet imra'atü Zeyd'inden de siz Zeyd'in hanımının ayağa kalktığını haber vermek istiyorsunuz. Halbuki mudaf olan imraati hasfettiğinizde Zeyd'in kıyamını haber vermiş olursunuz. Böylece burada birinci misalde mudaf, mudaf ileyhiden te'nis kazanmaz. İkinci misalde de mudaf, mudaf ileyhiden tezkir kazanmaz. Evet. Ve burada durduk arkadaşlar. Bugün Seyda. Efendim. Arkadaşlar bu Fethul Bari'yi açana kadar bir şey soracağım da. Buyurun. Şöyle. Ya eyyühellezine amenu la yehillu lekum en terithun nisa'a kerha. Diyor ki ve teqyidu bil kerhi la yedullu alel cevazi inde adamihi. Doğrudur. Yani o yani bizim hani şeylerde